Merhaba çocuklar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 23. dersimizde buluştuk. 23. dersimizin konusu eşitlik ve eşitliği sağlama. Beni dikkatli dinlerseniz verilen bir eşitlikte bilinmeyen kutucukları nasıl bulmamız gerektiğini anlayacaksınız. Çok kolay. Hiç merak etmeyin. Tane tane anlatacağım. O zaman hazırsak başlayalım. Şimdi çocuklar diyelim ki bize böyle bir işlem verildi. 45 artı 15 eşitmiş kutucuk çarpı 5. Bizden kutucuğun ne olduğunu bulmamızı istiyor. Çocuklar şöyle düşüneceksiniz. Eşitliği mutlaka bir belirlememiz gerekiyor. Eşitliğin her iki tarafının da sonucu birbirine eşit olmalı. Yani ben burada sol tarafta ne buluyorsam sağ tarafta da aynısını bulmam gerektiğini bileceğim. O zaman başlayalım. Öncelikle eşitliğimizin sol tarafını yapalım. 45 artı 15 diyor. Diyelim ki hemen kafadan hesaplayamadın, hemen köşede boş bir yerde hesaplayabilirsin. 5, 5 daha 10, 4, 5, bir daha 60. Ben biliyormuşum ki burası 60. Eşittir var, yine eşittir'i koydum, kutucuk var ve çarpı 5. Ben hangi sayıyla 5'i çarparsam 60 bulurum diye düşünüyorum. Ben hangi sayıyla 5'i çarptığımda 60 olduğunu bilmiyorsam ne yaparım? O zaman tam tersi işlem yaparım. Çünkü çarpmanın tam tersinin bölme olduğunu biliyoruz. Yani ne yapmamız istiyor? 60'ı 5'e bölmemiz istiyor. 6'ın içinde 5 bir defa, çıkardık 10. onun içinde 5, 2 defa 2 kere 5, 10. Demek ki benim buradaki kutucuğumun sonucu neymiş? 12'ymiş. 12 çarpı 5, 60. Demek ki ben buraya 12 yazıyorum. Anlaştık mı? Eğer anlamadıysan hiç önemli değil. Dinlemeye devam et. Birkaç tane daha yaptıktan sonra zihninde daha iyi tutturacaksın Gelelim 12 çarpı kutu eşitmiş. Ben biliyorum ki eşitliğin iki tarafı da aynı olacak. 25 artı 71 hemen eşitlerimi tam altına koydum. 25 ile 71'in toplamı 5, 1 daha 6, 2, 7 daha 9. Bunu yan yana yapamıyorsan hemen boş bir yerde de alt alta yapabilirsin. 12 ile bir şeyi çarpıyormuşum 96 oluyormuş. Ben 12 ile neyi çarparsam 96 olur. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Hemen aklına gelmemiş olabilir. Çarpmanın tam tersi işlemi neydi? Diğerini bulmamız için bölme yapıyorduk. Ve buraya sırayla 1 koyuyorduk, 2 koyuyorduk, 3 koyuyorduk, 4 koyuyorduk, deniyorduk. Diyelim ki 6 koyalım. 6 kere 2, 12. 12'nin ikisi de var 1. 6 kere 1, 6. 1 de burada 7. Bak çok küçük oldu. Büyütelim. Şöyle düşünebilirsin artık. Elinin alışmış olmasını bekliyorum. Sonu 6 ile biten. 2 ile neyi çarparsam 6 ile biten bir sayıya ulaşırım. 16. 2 kere 8. 16'nın 6'sı. Elde var 1. 1 kere 8. 8 bir tane de burada vardı. 9. Artık birazcık daha hızlanmış olmamız gerekiyor. Demek ki ben kutucuğumun kaç olduğunu biliyorum artık. 8. Anlaştık mı? Hadi devam edelim yine hakkına gelmediyse önemli değil. Anlamlandıramadıysa önemli değil. Zihninde bir şey oluşmadıysa önemli değil. Beni dikkatlice dinle. Daha iyi olacağını göreceksin. Hmm, yine bir kutucuk var. Eşittir biliyorum. Ne diyorum? Sol taraf ve sağ taraf birbirine eşit olmak zorunda. Hemen şuradan başlayalım. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Eşitmiş. 30'da ne eklersen. Ben 30'da ne eklersem 60 olduğunu bilmiyor olabilirim. Bu hiç önemli değil. O zaman ben ne biliyorum? Toplamanın tam tersi işlem. Oradaki verilmenin tam tersini bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? 60'dan 30'u tam tersi çıkarma olduğu için çıkarmamız gerekiyor. Ben biliyorum ki 30'a 30 eklersem 60 oluyor. Anlaştık mı? Yani kutucuğun tam karşısında bulabilmemiz için işlemlerin tersini yapıyoruz. Eğer toplamaysa çıkarma, çıkarmaysa toplama, çarpmaysa bölme, bölmeyse çarpma şeklinde devam ediyoruz çocuklar. Yine eşitleri var. İki tarafın da aynı olması gerektiğini biliyorum. 80'den 38'i çıkarıyoruz. 8'den, 0'dan 8 çıkmaz komşuya gittik 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 8 çıktı 2 kaldı. Burada kalmıştı 7. 7'den 3 çıktı 4. Hmm, ben buranın 42 olduğunu biliyorum. 7 çarpı kutu 42. Ben 7 ile neyi çarparsam 42 olur biliyor muyum? Değilim bilmiyorsun. O zaman çarpmanın tam tersine bölme. Demek ki ben 42'yi 7'ye bölerek de buradaki sonuca ulaşabilirim. Yedişen yedişen 42'ye kadar sayıyoruz. 6. da buluyoruz. Demek ki ben oradaki kutunun 6 olduğunu biliyorum. Anlaştık mı? Devam edelim. Hemen kutucuğun sağına ve soluna bakıyoruz. Kutucuğumuzun solunda ne diyor? 75 bölü 5. 75'i kaça 5'e bölmenin sonucunu kaç ettiğini bilmiyorsun diyelim. 7'yi 5'e böldük. 1. Hop çıkarttık. 25. 5'er 5'er saydık. Demek ki burası kaçmış? 15. Ben 3 neyi çarparsam 15 bulurum. Bilmediğini düşünelim. Ne yapıyoruz? Tam ters işlem yapıyoruz kutucuğu bulmamız için bu tarafta. 15'i 3'e bölerek 5 buluyorum. Demek ki buradaki sonucum benim artık 5'miş. Anlaştık mı? Devam edelim. Eşitliğimiz solunun ve sağının aynı olmasını gerektiğini biliyorum. 6 kere 9, 54. 84'ten ne çıkarırsam 54 olur. Hadi o zaman işlemimizi yapalım. Hop. Burası 30 oldu. Anlaştık mı? Problemimizle devam edelim. Ayşe öğretmen öğrenciler için sorular hazırlıyor. Öğrenciler kutucuklara gelecek sayıları buluyorlar. Buna göre kutucuğuna en büyük sayıyı yazan öğrenci hangisidir demiş ve yine kutucuklu işlemlerimiz var. Bakalım Tarık ne bulmuş? Yine bir eşittir var. Ben biliyorum ki eşittirin sağı ve solu aynı olmak zorunda. Hemen bu tarafı hesaplıyorum. 6'dan 2 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2 eşittir kutucuk çarpı 6. Ben 6 ile hangi sayıyı çarparsam 24 olacağını nasıl buluyorum? 24'ü 6'ya bölüyorum. Ya da 6'şer 6'şer 24'e kadar da sayabiliriz. Buranın 4 olduğunu biliyoruz. 6 kere 4, 24. Kerem, yine eşitlik var. Sol taraf ve sağ taraf birbirine eşit olmak zorunda. 3, 2 daha 5, 2, 1 daha 3 eşittir 5 çarpı kutucuk. Ben 5 ile kaçı çarparsam 35 olacağını biliyorum. Diyelim ki bilemediniz. O zaman buradaki çarpma olduğu için tam tersi 35'i 5'e bölerek yapabilirsiniz. Ya da 5'er 5'er 35'e kadar sayabilirsiniz. 7 olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Yine eşitlik var. Sol taraf ve sağ taraf birbirine eşit olacak. 36'yı neye bölersem 48 bölü 8 olur. 48'i e 8'e böleceğiz. 8'er 8'er sayacağız. Say bakalım. Evet 6. O zaman ben 36'yı 6'ya bölerek sonuca ulaşabileceğimi biliyorum. Bakalım. Tarık 4, Kerem 7, Samet 6 buldu. O zaman en büyük sayı kime aitmiş? Kereme. Demek ki en büyük sayıyı yazan öğrencimiz Kerem olmuş. Yeni bir sorumuz. Ağaçlar verilmiş. Vişnacı, kayısı ağacı, portakal ağacı, armut ağacı ve elma ağacı ve bu ağaçların altında da belli işlemler var. Bakalım ne diyor? Ağaç türlerinin yaşlarını belirlemek ağaçlandırma çalışmaları için önemlidir. Mehmet amca da ağaçlarının yaşlarını hesaplayarak çalışmalarını kolaylaştırmak istiyor. Haydi ona ağaçlarının yaşlarını bulması konusunda yardım edelim demiş. Tabii ki yardım edelim. Bakalım vişne ağacı ne olacak? Bizden istediği şey ne? 13 ile 8'i çarpmamız ve üzerine 25 eklememiz Hemen yapalım. 13 ile 8'i çarpalım. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 8 kere 1, 8. 2 de buradaydı. 104. 104'ün üzerine 25 eklememizi istiyor. Demek ki vişne ağacımız 129 oldu. Temizleyip devam edelim. Kayısı ağacına gelelim. Bizden istediği şey ne? Öncelikle parantezin için yapıyoruz. 45 ile 25'i toplamamız. 5, 5 daha 10. 70. Bir de 28 vardı burada diyor. 28 ile 70'i topluyoruz. 98 oldu. Yine silip devam ediyorum. İlk olarak nereye yapıyoruz? Parantezin içerisini yapıyoruz değil mi çocuklar? 58'den 25'i çıkarmamızı istiyor. 8'den 5 çıktı. 3, 5'ten 2 çıktı. 3, 33. 5 çarpı 33 oldu şimdi. 33 ile 5'i çarparak devam ediyorum. 5 kere 3, 15. 15'in bir şeyde var. 1, 3 kere 5, 15. Bir tane de burada var. 165. Yine silip devam edelim. 28 bölü 7 ilk olarak yapmamız gereken şey parantezin içi parantezin içerisinde ne var 28 bölü 7 7'şer 7'şer sayıp 28'i bulalım 4 4 çarpı 14 oldu 4 geri 4 16 16 6'sı elde var 1 4 geri 1 4 bir tane de burada vardı 5 56 bakalım ne söylüyor Yine parantezin içini yapıyoruz. 89'dan 54'ü çıkarmamızı istiyor. 35. Burası artık 35 oldu. 35'i 45'i topluyorum. 5, 5 daha 10, 0 elde var. 1, 4, 8. Buranın da 80 olduğunu biliyoruz. Ve şuradaki işlemi temizliyoruz. Hepsini bulduk yaşlarını. Bitti. En yaşlı olan kimmiş? Evet, 165 ile portakal ağacıymış. En genç ağaç hangisiymiş? Evet, armut ağacıymış. Anlaştık mı? Çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.